Evet, satışı düşünülen oyuncular var ve bonservisi elinde olan futbolculara yöneleceği için Fenerbahçe'nin yaklaşık 5 milyon euro civarında bir gelir elde etmesi bekleniyor. Levent Hocam, size şöyle bir döneyim. Fenerbahçe'nin mevcut kadrosunu göz önünde bulundurduğumuz zaman size göre kimlerden gelir elde edebilir Fenerbahçe ve o gelir elde edilebilecek oyunculardan hangileri gönderilmeli gelecek sezon? Ne dersiniz? İsterseniz buradan başlayalım. Şimdi Fenerbahçe'de de dediğiniz gibi bir kongre süreci var. Evet. Ama onlar mevcut yönetim şu anda devam ediyor. Devam edecek gibi görünüyor. Emre ve ekibi de şu anda devam ediyor. Resmi bir açıklama yapılmadı. Ama ben sözüme başlamadan önce Emre Belözoğlu'nun kesinlikle başarısız olduğunu düşünmüyorum. Hı hı. Bir mağlubiyet aldı ve iki beraberlikle şampiyonluğu kaybettiler. Ama gelinen noktaya baktığınızda Emre'nin tek oradaki belki hata olarak demeyeyim mi, bir anda gelişen bir olay oldu belki de. Yanına tecrübeli adamlarla donatması gerekir diye düşünüyorum. Çünkü kendisi de hiçbir zaman hiçbir yerde antrenörlük yapmadı. Ama sonuçta lider konumda bir insan ve Fenerbahçe'nin de gönüllü bir Fenerbahçe. Gerçekten çok iyi bir Fenerbahçeli. Ben Emre'de devam edilmesi, ısrar edilmesini düşünüyorum. Şu anda bir hoca adayları da yok. Sadece kongreyi düşünüyorlar. Gidecekler, kalacaklar da onlar zaten belirlemiştir. Ama yani şu anda gelir sağlayabileceği oyuncu baktığımda öyle yani çok büyük rakamlarla satacağı oyuncu yok diye düşünüyorum ben. Yani Ozan Tufan'a teklif gelebileceği söyleniyor. Da, Altay'a gelebileceği söyleniyor. Vallahi zannetmiyorum. Bence ikisi de kalacak diye düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe artık seneye de şampiyon olamazsa herhalde daha çok sıkıntılar yaşar diye düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe'nin iskelet bir kadrosu oluştu bu sene. Eğer bu kadroyu ısrar edip 2-3 tane de net oyuncu alırlarsa Fenerbahçe'nin kadrosu kötü bir kadrosu yok yani. Ama sadece basit maçlar kaybettiler. Hı hı. İçeride onlar da sıkıntı yaşadı. Beşiktaş'ta çok iyi futbol oynayarak aradan sıyrılıp gitti. Ki Beşiktaş'ın da çok eksikleri olmasına rağmen biliyorsunuz. Oraya Beşiktaş konuşmaya tabii geldiğimizde onu da konuşuruz. Ama ben Fenerbahçe'nin bence bu kadroyu koruyup nokta transferleri yapıp şampiyonun en büyük adaylarının olacağını düşünüyorum. Şimdi Emre Belözoğlu'nun akıbetini daha detaylı ilerleyen dakikalarda konuşmak istiyorum ama Savaş, sen ne dersin? Ali Koç da yaptığı açıklamada %70 hazır bir kadromuz var demişti. Ama bu noktada acaba sence gönderilmesi gereken oyuncular olabilir mi? Ki Ozan Tufan yine Euro 2020'de takip edilecek oyunculardan biri olacak. Örneğin Emre Belözoğlu'nun çok tercih etmediği takımın lideri denen Gustavo'yu son haftalarda göremedik. Mesela Gustavo ile yollar ayrılabilir mi? Sen ne dersin? Satışlardan başlayalım. 5 milyon eurodan fazla gelir edecek futbolcuları var. Bir defa Altay'ı alabilecek bir parası yok ama. Yani Fenerbahçe bu sene özellikle yine bir kez daha şampiyonluktan başka hiçbir yani düşüncesi olmayacak Ali Koç'un ve yeni döneme girecek. Altay'ı alabilecek bir para bence yok. Yani evet. Altay'ı verdiğin anda bütün iskeleti bozmuş olursun. Şu anda evet. Fenerbahçe'nin neresinden bakarsak bakalım en vazgeçilmez oyuncusu Altay Bayındır. Evet. O yüzden sakatlığı da çok çabuk atlattı. Milli takımda forma giydi. Bu oyuncuyu alabilecek bir para bana göre yok. Yani Ali Koç olsam direkt kapıları kapatırım. Gelmeyin bana derim. Yani şu anda 20 milyon euro ihtiyacım var. Cebimden veririm ama Altay'ı vermem. Çünkü bir Altay daha bulamazsın bu yarışta. Karşı tarafta Uğurcan var, Mustera var. Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu. Yani artık ligin kaderini kaleciler belirliyor. Galatasaray'ın kazandığı şampiyonluklara bakalım. Mustera'nın %35, %40 payı var. Evet. Fenerbahçe'de de bu sene yarışta kalmasında en büyük isim Altay Bayındır oldu. Gustavo, Mert Hakan o zaman. Mert Hakan da unutuluyor. Mert Hakan için de tekliflerin olabileceğini düşünüyorum. Özellikle yurt dışından. Evet, yurt dışından. Yani yurt içinden çünkü beklenen fazla şey yapamadı ama Sivas Spor geçmişi. Milli takım performansı. Bu seneki performansı futbolcu Avrupa'da son 3-5 maça göre yapmazlar çünkü hocam. İyi sen bilirsin yani. Onun evet. Bir senesine en az bakılıyor böyle. Dolayısıyla bu iş isim transfer listesinde olabilir. Ama 5 milyon euroların üzerinde. Gustavo Emre Hoca kalırsa zor. Ama Emre Belözoğlu kalmalı dedi hocam. Ya Fenerbahçe teknik adam konusunda yaptığı yanlışı 3 senede şampiyonluklara mal oldu. İşte bu sene de içinde geçerli. Öylesine bir kadro kurdunuz ki sezon başında altından üstünden her yerinden şampiyonluk favorisi Fenerbahçe dedik. Yani bunun aksini söyleyen evet. Çok azdı. Dolayısıyla buradaki şampiyonluğun gelmemesi biraz teknik adama, biraz da teknik adamın etrafındaki çok fazla isim olmasına, içerideki bazı dengelerin bozulmasından dolayı bu şampiyonluk kaçtı. %70 hazır mı? Sayın Ali Koç'un %70 hazır kelimesini ben çok doğru demeyeyim ama çok şey bulmadım. Eksik buldum biraz diyeyim. Samimi demeyeyim neden? De eksik buldum. Çünkü %70 neye göre hazır? 3 tane forvetiniz var. 3'ü de oynamıyor. Biraz önce biz nasıl Galatasaray'ın işte forvetlerini saydıysak şu anda bakıyorum Thiam, Samatta, Cisse. 3'ü de olmayacak büyük ihtimalle. Çünkü bu 3 forvetin olduğu yerde Valencia'yla devam ettiniz. Emre Belözoğlu kalacaksa
3 forvetle devam etmedi zaten. 11 maçın hiçbirinde, bir tanesinde Denizli maçı Samat'ta, sonra bir tanesinde sonradan oyuna dahil oldu. Ama Sisse'yi göremedik. Geri kalan da Valencia. 3 tane forvet oyuncum varken Valencia'yla devam etmek demek, Emre Belözoğlu'yla devam edecekse bu 3 oyuncu da olmayacak demektir. Kaleci nasıl Altay Bayındır bir takımın en önemli mevkisinde, en önemli ismi ise, forvet de aynı şekilde. Stoperlere zaten saymıyorum. Stoperde de çok sıkıntı yaşadı 3 senedir Fenerbahçe. Ha, bunlara ek olarak da Sayın Ali Koç'a bir rakip çıkacağını zannetmiyorum. Ali Koç'un yalnız seçimi listesini yaparken biraz önceki Galatasaray başkanlıktaki nasıl listelerden bahsedersek, Ali Koç listesinde çok ciddi, belki tamamına yakın değiştirmesi gerekiyor. Yani birkaç isim zaten öyle olacağı söyleniyor. Oldukça farklı bir yönetim. Hatta Aziz Yıldırım döneminden birkaç yöneticinin de bu listede olacağı olması söyleniyor. Olması da gerekiyor. Çünkü ben Fenerbahçe'nin 3 yılda yaşadığı sıkıntıların en önemli sebeplerinden bir tanesi, 3 yıldır Ali Koç hep yöneten oldu. Yönlendiren olamadı. Bazen başkanlandılar, yönlendirilmesi lazım. Başkanlar her zaman doğruyu söyleyecek ya da doğruyu bilecek bir şey değil. Başarı ekip işidir. Evet, Sayın Ali Koç Fenerbahçe'ye çok iyi işler yaptı. Ekonomik anlamda çok büyük katkıları oldu. Sportif başarı olmadığı zaman olmaz. Biraz önce Galatasaray için de hani söyledim. Sportif başarı varsa arkadan reklam da gelir, başarı da gelir, şampiyonluk pastası gelir. Ama 3 yıldır sportif başarı yok. Bunun en önemli etkenlerden bir tanesi de Sayın Ali Koç. 3 senedir teknik adam konusunda, bazı transferler konusunda, federasyonla aradaki köprü kurma şeyinde, Emre Belözoğlu, Erol Bulut son olarak takım içindeki girişmelerde birileri çıkıp yanındaki ikinci adamları, üçüncü adamları. İkinci adamın iyi değilse hocam başarılı olamazsın. Sahada da böyle. Yani ikinci adamın iyi değilse her iş yapıyor, hangi iş yapıyorsanız hep başarılı olamazsınız. Fenerbahçe'de ikinci adam kimdi mesela? En büyük dezavantajı oydu zaten. En büyük dezavantajı. Yoksa elinde iyi bir kadro vardı. Sen ama Ali Koç için söylüyorsun galiba. Ya, Emre Belözoğlu için de. Yani, Ali Koç için de. Ali Koç'un da yanında baktığın zaman ikinci adamının çok fazla yapıcı olduğunu göremedik. Bak hep yönlendiren oldu. Yönlenen olmadı. Şimdi belki de Fenerbahçe'de başkanlık yapmış. Biraz önce dedim, Özkan Olcay gibi Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı yapmış. Yiğit Çağdam'ın listesindeydi. Burada da Sayın Ali Koç öyle adam alsın ki Fenerbahçe'de başkanlık adayı olmuş ya da başkanlık yapmış isimler alsın. Ya da orada ikinci adamlarını alsın. Bu mücadeleyi savaşarak, kendi içinde de savaşarak versinler. Yani başarı böyle gelir. Başarı savaşmadan olmaz. Belki de bir muhalefetin önemine de burada dikkat çekmek lazım. Muhalefet yoktu zaten. Muhalefet yoktu zaten. Galatasaray'da muhalefet hep vardı. Beşiktaş'ta vardı ama Fenerbahçe'de 3 senedir muhalefet yoktu. Kürsüye çıkıp Sayın Ali Koç'u eleştiren bir tane divan ya da bir tane mali genel kurulu bir şey gördük mü? Yok. Görmedik. Tabii şimdi o da Ali Koç'un da maddi bir gücünün olduğunu yani tartışılmaz yani. Adam Türkiye'yi yöneten insanlardan bir tanesi yani, güç olarak, maddi güç olarak. Ama dediğiniz gibi ya, belki içeri tecrübeli futbolun içinden gelen insanlar. Mesela Emre Belözoğlu da bence ikisi çok iyi yürütür diye düşünüyordum ama tabii kritik hatalar da yapıldı. Yapılmadı değil. Özellikle o Sivas maçındaki kritik hatalar maalesef şampiyonluğa mal oldu. Peki. Hocam bir virgül atalım burada tabii. İsterseniz devam edeceğiz sohbetimize. Kısa bir aramız var değerli izleyenler. Saat başında buradayız.